Değerli halkımız, bildiğiniz üzere tüm dünyada hızla yayılan COVID-19 salgını Türkiye'de de etkisini hızlı bir biçimde göstermektedir. Öncelikle virüsten dolayı hayatını kaybeden yurttaşlarımızın ailelerine başsağlığı diliyoruz. Test sonucu pozitif olan yurttaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz. Dileriz ki bir an önce sağlıklarına geri kavuşur ve evlerine dönerler. COVID-19 salgını daha fazla insana ulaşmasını önleyebilmek hepimizin elinde. Bizler HDP Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu olarak ilk günden itibaren her türlü tedbir ve önlem alma noktasında çalışmalarımıza başladık. Toplumcu belediyecilik paradigmamızın öncelediği halk sağlığına yönelik bu tehdit çerçevesinde 26 belediyemize COVID-19 salgınına dair alınacak önlemleri içeren genelgelerimizi gönderdik. Gönderdiğimiz genelgeler çerçevesinde yurttaşlarımızın COVID-19 salgınına karşı bilinçlendirme ve bu salgına karşı korunmasını içeren afiş, broşür, bildiri ve benzeri duyuruları çok dilli olarak hazırlayıp yurttaşlarımıza ulaştırdık. Yurttaşlarımızın ihtiyaçları dahilinde ulaşabilecekleri acil iletişim hatlarını oluşturup devreye koyduk. Belediyelerimizin temel gıda ve temizlik ürünlerini temin edemeyen yurttaşlarımıza yönelik olarak sosyal yardım paketlerini hazırlayıp yaşlılar ve dezavantajlı gruplara ulaşmasını sağladık. 12 yaşından küçük çocukları bulunan ebeveynlere, hamilelere, kronik hastalığı bulunan çalışanlarımıza ve 60 yaş üstü ve engelli çalışanlarımıza izin verdik. COVID-19 salgınına karşı fırsat değiştirmeye çalışan işletmelere yönelik denetimlerimizi hızlandırdık. Belediyelerimizin su kesintisine yol açacak altyapı çalışmalarını erteleyip su borcundan dolayı hiçbir hanenin, hiçbir işletmenin, iş yerinin suyunun kesilmeyeceğini bir daha belirtmek isteriz. Toplu taşıma araçları, ibadethaneler, meyve sebze halleri, mahalle pazarları, hayvan pazarları, parklar, toplu ulaşım durakları, otogarlar, otoparklar ve yurttaşların yoğun olarak düzenli yaşadıkları alanları düzenli olarak dezenfekte ettik ve düzenli olarak dezenfekte etmeye de devam edeceğiz. Yine belediyelerimiz bünyesinde planladığımız toplu kültür, sanat, spor ve benzeri aktiviteleri bir sonraki tarihe erteledik. Belediyelerimiz bünyesinde faaliyet yürüten tüm yerleşke ve binalarda titiz ve ayrıntılı bir temizlik, dezenfekte çalışmasını sürekli olarak yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Sadece belediyelerimizin olduğu yerlerde değil, belediye başkanlıklarının partimizde olmadığı belediyelerde de salgın hastalığa karşı alınacak tedbirler konusunda belediye meclis üyelerimize, belediye yönetimine gerekli duyarda bulunması gerektiğini paylaştık. Salgın nedeniyle 24 saat boyunca büyük bir özveri ve emek ile çalışan tüm sağlık emekçilerine buradan bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz ve iyi ki varsınız diyoruz. Fakat bu süreci sadece sağlık emekçilerinin sırtına bir yük olarak bırakmamalıyız. Bu yüzden toplumsal dayanışmayı en üst noktaya çıkarmamız gerektiğinin bilinciyle hareket etmeliyiz. Din, dil, ırk ve siyasi kimlik gibi ayrımları bir kenara bırakıp ihtiyaç sahibi tüm kesimlere yardım elimizi uzatmalıyız. Bu vesileyle dayanışmaya en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde hukuksuz bir şekilde ihraç edilen tüm sağlık emekçilerinin vakit kaybetmeksizin görevlerinin başına dönmeleri sağlanmalıdır. Unutmayın, eller çok olunca yük hafifler. Tüm bunların yanında bizler de üzerimize düşen sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. 26 belediyemiz ile birlikte elimizden gelen tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz. Fakat tek başına bu yeterli olmayacaktır. Bu sebeple tüm yurttaşlarımızdan beklentimiz salgına karşı bilimsel tedavi yöntemlerini gerçekleştirilip salgın etkisini yitirene kadar sağlık örgütlerinin evde kal çağrılarına kulak vermelidir. Unutmayın, evde kalmak salgından korunmanın en etkili yoludur. En ufak bir ümitsizliğe ve moralsizliğe kapılmadan, birbirimizle dayanışarak bu zorlu günleri aşacağımıza olan inancımızla hepinizi yeniden selamlıyoruz.